Takviye arama kurtarma ekipleri kıyıdan ulaşmak üzere. Tamam. Anlaşıldı. Balık adamlar intikal etti. Su altı arama çalışmalarına başlandı. Tamam. Balık adamlar hazır. Birazdan dalış başlayacak. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Kayalıklara doğru gidiyoruz. Sen yaptın bunu. Havre girişindeyiz. Giriş çok düşük. Tamam. Öldü mü yoksa? Ya korusan öldü mü? Abla görmedim. Yemin ediyorum görmedim. Daha hızlı. Lütfen daha hızlı. Bir anda çıktı karşıma. İyi olacaksın. İyi olacaksın benim güzel gözlüm. İyileşeceksin tamam mı? O öldü abla. Boşuna uğraşma. Hayır ölmedi. Yaşıyor. Yaşayacak da. Duydun mu beni? Yaşayacaksın sen. Alo. Hayır kızıyım ben. Annem kendisi. Ne oldu? Ne borcu? Ne kadar? Benim haberim yok. Peki bu borcun ne zamana kadar ödenmesi gerek? Macide Hanım sen neredesin ya? Tamam. Teşekkürler. Buraya gelirken bir tane taksi bir köpeğe çarptı. Ben de onu... Neyse ne. Bu Esra Hanım'a mutsuzsan seni başka departmana alalım demişsin. Onun buradaki işini kim yapacak? Bak sana son kez söylüyorum. Sen burada insanlara iyi gelmek için değil, bankaya iyi gelmek için para alıyorsun. Anladın mı? Telefonuna baksana. Sen hala görüşüyor musun bununla? Ya anlatacağım. Bu sefer boşanıyor kesin. Ya Handan şimdi ben sana tamam gidelim dedim ama benim hiç tadım yok öyle falcı falan ya. Boş ver gitme. Kaç ay öncesinden randevu aldık. Ayrıca falcı falan değil o. Tarotçu. Evet. Öyle zaten herkese bakmıyor para için. Hissettiğine bakıyor. Belki bizi görecek bakamayacağım size diyecek. Belli değil. Allah yanarız Handan ya bakmazsa bize. Sen geç dalganı geç. Her dediği çıkıyor diyorum kızım sana. Ay hadi inşallah. Bana değil Handan'a. Kartlar seni seçti. Macide. Niye güvenmiyorsun sen kimseye? Ne oldu böyle?
kıyamam sana. Kapanmışsın. Bak dikenlerin. Kirpisin sen. Ne oldu? Babam da hep bana kirpi derdi. Yaralı bir ruh gibisin Macide. Ama sana başkası yardım edemez. Bir tek sen. Sen başkasına yardım ettikçe kurtulursun. Şifa verdikçe şifa bulursun. Tek çaren iyi gelmen insanlara. Sen bir yere gitmek istiyorsun. Oraya git. Kimi iyi edeceğini orada bulacaksın. Git oraya. Kimseyi dinleme. Oraya git. Büyük biriyle tanışacaksın. Nasıl büyük? Yaşı mı büyük? Kendi büyük. Çok büyük. Işık. Işık var. Işığa gideceksin pervane gibi. Işık mı? Ne ışığı? Ne yaparsan yap kurtulamayacaksın. O adam senin kaderin olacak. İyi mi, kötü mü kaderim? Kalbin çok acıyacak ama çok çarpacak. Kalbinin yerini öğreneceksin. Bulacağın adam da en az senin kadar yaralı. Onun yarası senden daha saklı. Birbirinizi saracaksınız. Seni bekliyor. Bir şey var ama. Ne? Ona tam olarak güvenmeden dikenlerini indirme. O adamdan önce çıplak kalırsan seni öldürür. Çok dikkat et. Aynı anda soyunacaksınız. Sakın kendini ona kaptırma. Bir şifacılık kursu var İstanbul'da, ona bakıyordum. Hani kadın da dedi ya gideceksin falan diye. Gördün mü, bildi işte kadın. Ya evet evet bildi de ya ondan kurs hem çok uzun sürüyor hem de çok pahalı. Yani ya benim işi bırakmam lazım ya da İstanbul'a tayinimi falan istemem lazım. Büyük macera. Ama... Ama ne? Olsa keşke. İsterdim yani. Ya o kadar sıkıldım ki ben bu şehirden, bu işten. Gerçekten çok sıkıldım. Kaçma Macide. Bir tane hayatın var. İstanbul'sa İstanbul. Hem zaten kadın kaçamayacaksın dedim. Bak hayatının aşkını da orada bulacaksın sen. Hadi sen git. Ne oldu? Nereye? Bir işim var. Konuşuruz sonra. Vallahi mucize gibi tutundu hayatı. Siz olmasaydınız onu kurtaramazdık. Baba, kulağım mı ağrıyor? Kulağın mı ağrıyor? Gel bakalım. Demek kulağımız ağrıyor. Kapat bakalım gözlerini. Geçti mi şimdi? Nasıl yaptın? Büyüyünce sen de yapacaksın. Ben elimi sana verdim. Sahiplendirmek isterseniz bizim sosyal medya hesaplarını paylaşabiliriz. Ha, yok yok yok. Sahiplendirmeye gerek yok. Artık onun ailesi benim. Sen bir iyileş. Seninle hiç ayrılmayacağız biz, tamam? Hem senin adını da Kirpik Hanım koydum. Şu kirpiklerin güzelliğine bak. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin. Yani şimdi siz bu aile yadigarıyla ayrılık vaktimiz geldi mi diyorsunuz? Öyleyse teklifimizi düşündünüz, değerlendirdiniz ve artık kutuyu satmaya karar verdiniz. Öyle mi Şermin Hanım? Macide de geldi. Dünyalar güzeli. Nedir o?
Yine satılacak olan? Bu muhteşem şeyi bize satması için kaç zamandır annenize neredeyse yalvarıyorum. Geçiyordum da bir daha bir uğrayayım istedim. Hatırladın değil mi Macide? Abdülhamit Ağa'nın rahmetli anneanneme geçmiş olsun hediyesiydi bu kutu. Vallahi ben artık kutuyu çalmayı bile göze aldım. Satacaksınız değil mi? Yani aslında ben tabii onu Macide'nin evleneceği zamanlar için saklıyordum. Yani karar onun tabii ki. Hayır. Satmayacağız. Müsaadenizle. Macide. Bana neden film çeviriyorsun anne? Aa, aşk olsun ama Macide. Anne. Yapmaya çalıştığın şeyi görüyorum. Beni artık salak yerine koymaktan vazgeç lütfen. Bugün beni de aradılar bankadan. Sıkıştığın sıra şimdi bu kutuyu satmaya geldi değil mi? Hayır yani vicdanın el vermediği için kendini de satamıyorsun. Bana sattırmaya çalışıyorsun. Ha satalım mı diyorsun yani? Anne bak bana bak bana. Bana bak ya kızınım ben senin. Beni artık kandırmaya çalışmaktan vazgeç. Hem ayrıca satsak ne olacak ki? Borçlarını ödemediğin gibi bir de üstüne yine kumar oynayacaksın. Macide. O para da gidecek. Kumar oynamaktan başka bir seçeneğinin olduğunu ne zaman farkına varacaksın? Gerçekten çok merak ediyorum. Macide. Ne? İçeride adam var. Macide. Benim kirpi kızım. Günaydın Mehmet. Günaydın Kazım Bey. Bir şeyler hazırlatayım mı? Gerek yok. Sabaha karşı bir şeyler atıştırdım. Sen bunları içeri götür. Kaptan! Şu benim oyuncağı al gel artık ha. Kutlayalım. Günaydın Kazım Bey. Günaydın. Bizim bahçede ilk defa kirpi görüyorum. Vallahi ben de beyefendi. İstediğin çıkartayım. Elle mi elle mi? Kirpi Uğur'dur. Ön bahçeye koyayım. Meyve kabuğu falan verim yer. Kirpi bağımsız olur Cemal ağa. Sahiplenmeye kalkarsan kaçar. Hele belli bir yaşı geçtiyse seni hiçbir şekilde benimsemez. Bırak kalsın. Tamam beyefendi. Başkasına yardım ettikçe kurtulursun. Şifa verdikçe şifa bulursun.
İyi misin? Çok iyiyim. Ne işin var senin bu saatte burada? Yengemi aradım ama ulaşamadım. Nerede olduğunu biliyor musun? Harika. Abi Nini yok. Haberin var mı? Bugün harika bir gün olacak. Bu yeni teknenin gelişini çocuk gibi bekledim. Beraber kutlayalım bunu. Herkese haber ver. Bana anlatmaktan korktuğunuz şeyleri anlatırsanız size yardımcı olabilirim. Lütfen korkmayın. Gelin konuşalım. Her şey hayrıma gelişiyor. Her şey hayrıma gelişiyor. Buyurun oturun. Herkes bana baktı. Bırakın baksınlar. Tacize uğradığınızı biliyorum. Yani tabii bunun boyutunun nedenle ileri gittiğini siz biliyorsunuz ama... ben eminim sizin tacize uğradığınıza. Esra bak bana söyle ki seni oradan kurtarabileyim. Sana bunu yapanın da, o adamı koruyanın da dünyasını başına yıkayım. Ama biz bile birbirimize doğruyu söylemezsek bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Kocam hasta. Hem ona hem oğlana bakıyorum. İşimi nasıl kaybedeyim? Beni sadece bu departmandan kurtarsam, yani kimseyle kötü olmadan gönder beni buradan. Kadın tacize uğruyor Sadi Bey. Ona bunu yapan adam da orada öylece durabiliyor. Onu cezalandıralım. Esra'yı bu durumda burada çalışmaya mecbur bırakamayız. Kadının böyle bir beyanı var mı? Gözlerinde görüyorum. Senin işin falcılık değil, gereğini yapmak. Sadi Bey, kadının korkudan göz bebekleri titriyor. Baksanız siz de görürsünüz. Ayrıca gördüğüm bir şeyi görmemişim gibi nasıl yapayım? İşini yapacaksın kardeşim. Böyle iş olmaz olsun. Ya kendine gel. Sonra Sadi Bey, geçinemiyorum. Gırtlağa kadar borcum var. Nakit avans çekebilir miyim diye bu odaya gelme. Anladın mı? Ne olacaksa olsun. Eğer ben buna eyvallah dersen burada ölürüm. Eğer o kadın gidemiyorsa ben giderim. O kadın konuşamıyorsa ben konuşurum. Eğer o kadını buradan kurtarmazsanız ikinizi de herkese ben rezil ederim. Şu asalete bak be. Adadaki evi arayın. Sofra kursunlar.
Şu kızı akşam hep beraber bir deneyelim. Çocukluk hayalimdi bu benim. Oyuncağı vardı bunun bende. Öğleden sonra Bakan Bey'le toplantımız vardı. Ona de ki İstanbul'da palamut zamanı ne işiymiş ya. Davet et, isterse o da gelsin. Tamam. İsmini ne koyduk bunun? Bir şey demediniz efendim. Bekleyelim biraz. Belki güzel bir ilham gelir. Mehmet Bey, mavi kuyruk karides aldırın ama bolca aldırın. Ha bir de lakerda. Yalnız lakerda Beyoğlu'ndan olacak. Şimdi diyeceksiniz ki Beyoğlu mu kaldı? Ama son lakerda yapılana kadar Beyoğlu bizimdir. Abi. Abi yengem. Ne oldu? Klinikte bileğini kesmiş. Ya ben onu burada ararken o benim eve gitmiş. Tamam konuştum. Öğleden sonra sof. İnsan hiç düşünmeden böyle bir şey yapar mı? Elin kadını için. Sen istesen bir bardak su vermez onlar sana. Nesin sen, Don Kişot falan mısın? Anne ben kimse için değil, kendim için yaptım. Nereye gidiyorsun peki? Macide. İstanbul'a. Ha ne işin var, ne zaman döneceksin? Bilmiyorum anne, ikisini de bilmiyorum. Bu kutuyu oraya gidince satacağım. Paranın yarısını da sana yollayacağım borçlarını kapatman için. İstersen borçlarını kapatırsın, istersen kumar oynamaya devam edersin. Tercih senin. Hayır. Hayır, izin vermiyorum. Aa, hani benimdi evlenince falan? Ne, evleniyor musun? Kısmet. Hayır ya, izin vermiyorum. Benim ailemden kaldı bu. Vermiyorum. Aa, o nasıl bakış öyle? Ha. Kim bilir kaç kere ödedim sana bunun parasını, bakışı o. Bunu göreceğimi ölsem daha iyiydi. Ne ya? Kendin söylüyorsun, kendin cevap veriyorsun. Seni doğurmak için nelerden vazgeçtim ben ya. Konaklardan kulübelere düştüm. Bana mı sordun anne? Babama aşık olmuşsun işte. Bence verdiğin en anlaşılır karar bu arada. Ha baban tabii. Baban ne yapsa doğru. Benim hayatımı kaydırdı. Ama insan ölünce haklı olur, doğru. Ben de inşallah öldüğümde haklı olacağım. Çok ağlarsın ama o zaman. Anne yapma. Bana duygu sömürüsü yapma. Kızım sen neden ben senin düşmanımışım gibi davranıyorsun? Macide ben senin kötülüğünü ister miyim? İstemezsin. Biliyorum anneciğim, istemezsin. Onun için bana destek olacaksın. Gelsene. Hadi gel güzelim benim, gel. Gel otur be. Anne bak ben gidiyorum. Çünkü ben burada boğuluyorum. Ben bu haldeyken seni toparlayamam ki. Ben gideyim kendimi iyileştireyim ki sana da iyi gelebileyim. Seni çok seviyorum. Kızım, İstanbul. Beni çağıran bir şeyler var orada. Kazım. Anne senin nereden haberin oldu? Seher Hanım aradı, son anda aradı, haber verdi. Aferin Seher Hanım. Çok güzel ödül vereceğiz, merak etmeyin. Ne işi vardı senin evinde? Kendisine sorsaydın anne. Ben evde yoktum ya. Nasıl peki Kazım Bey'in vaziyeti? Abimi bilmiyor musun? Telefonda iş konuştu durdu. Neden hiç şaşırmadım acaba? Kendi imalatın olduğu için olabilir mi acaba? Kocanı niye çağırdın anne? Abimi iyice delirtmek için mi? Bana bak, gazeteci falan yok değil mi? Sen çağırmadıysan yoktur Tunç. Cihan gir. Tamam ya, şaka yaptım. Nini. Ne yaptın böyle? Özür dilerim. Bugün tekneyi getirdiler biliyor musun? Hadi ayaklan. Seni adaya götürüyorum. Bakma öyle. Deniz, temiz hava sana çok iyi gelecek. Merak etme. Benim hiç halim yok. Aa, sinirlendirme bakayım beni. Bu ne böyle canım? Lüzumsuz işler.
güzel bir sofradan daha iyi bir ilaç olamaz. Büyütmemek lazım böyle şeyleri. İnsan kendisine acırsa acınacak duruma düşer. Ne yapıyorsunuz? Ben doktoruyum. Hastanın doktora ihtiyacı olur. Nini'nin biraz canı sıkılmış, o kadar. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuda? Nermin Hanım'ın biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ben de onu diyorum. Sevdikleriyle beraber vakit geçirmeye ihtiyacı var. Hadi Ninicim, gidiyoruz. Çıkaramazsınız onu. Kurallar var. Kurallar mı var? Bakın, lütfen biraz yalnız konuşabilir miyiz? Siz bilirsiniz ama yalnız konuşmayın bence. Özellikle burada. Yalnız konuşana deli derler. Böyle bir yerde derlerse de başka bir yerde demelerine benzemez. Hadi Ninicim, gidiyoruz. Sana sevdiğin dülger kavurmadan da yaptıracağım. Acele. Hadi bakalım. Yavaş. Ne yapıyorsunuz Kazım? Nermin yavrum. Kazım, nereye diyorum? Cihangir, yengeni al, arabada buluşuruz. Doktor hanım, doktor. Siz de lütfen artık işinize bakın. Akşam adada yemek var, isterseniz gelin. Kazım bak, bu yaptığının neticesi çok ağır olabilir. Öyle kafana göre davranamazsın, anladın mı? Uzman olmadığın konulardaki bilgilerini kendine sakla anneciğim. Karımı senden öğrenecek değilim. Kazım, cahilce davranıyorsun. ZKS ilaca verdiğin teklifi duydum. Önümden çekilmeni öneririm. Eşi değil, eşini konuşuyoruz. Sen her zaman işi konuşursun. İnsana babası için başsağlığı dilerken bile. Kazım. Hani ben senin en sevdiğin oğlundum? Akşama mavi kuyruk karides, geç kalmayın. Herifle buluşacaktın değil mi? O yüzden sabah sabah gittim Dilber'e. Benim midem çok bulanıyor. Adam gelmeyince panikledin tabii. Ya kaç kere söyledim sana benim eve çağırma diye, çok tehlikeli. Ninim. Bak güzel ninim. Ben her zaman senin yanında değil miyim? Neden böyle yapıyorsun? Abim öğrenirse beni öldürür, öldürür. Ben onun umurunda bile değilim ki. Şu an saçmalıyorsun. Sen onun en derverdiysin. Bak bütün bu olaylardan sonra zar zor toparladım aramı. Yeni yeni güveniyor bana. Yakma beni. Ölmek istedim. Bu ailede bunun bile manası yok. Sen de çaktırmıyorsun ama az romantik değilsin. Aa, neden? Bahri hızlı trenle falan gitseydin. İyi de benim acelem yok ki. İyi tamam, hadi sen geç, ben sana dergi falan bir şeyler bakayım. Sayın Mehmet Yılmaz. Sayın Mehmet Yılmaz. Lütfen danışmaya geliniz. Sayın Mehmet Yılmaz. Sayın Mehmet Yılmaz. Lütfen danışmaya geliniz. Boyacı. Boyacı. Merhaba. Merhaba. Seninle bisküvimi paylaşabilir miyim? Olur. Tamam. Al bakalım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Neredesin Allah'ın ya? Dördüncü peronda bir cüzdan bulunmuştur. Dördüncü peronda bir cüzdan bulunmuştur. Ama sizin adınız ne? Kaybeden kişinin danışmaya müracaat etmesi rica olunur. Anlamadım. Geçen ayın sayısı vardı ama aldım yine de. Merhaba. Merhaba. İyi yolculuklar. Kim bu yıkılıyor? Trenin sahibiymiş, bana az evvel evlilik teklif etti. Aman ne komik. Kim bu, aynı trende misiniz? Ya anlam nereden bileyim ben, hem bize ne? Bak adam konuşursa falan sakın uyuzluk etme. Ay tamam o zaman, görüşemezsek öptüm seni. Tamam. İyi yolculuklar. Sonra çok özlersin ama beni. Sen özletmez gelirsin ki. Gelirim vallahi. Belki Vedat'la kaçırız bir hafta sonra. Belki karısı da gelir.
Aman ne komik. Ya tamam tamam. Tamam benim aşka aşık mıyız? Tamam. İyi yolculuklar. Kendine çok iyi bak. Benim şimdi gitmem lazım. Tarım ucunu söylediklerini unutma. İşaretleri kaçırma. Tamam. Sen de seni kimsenin üzmesine izin verme, tamam mı? Ara sıra işte anneme uğrarsın. Ben sana para da yollarım. Sen işte onunla... Merak etme sen. Seni çok seviyorum Allah. Nasıl ben seni çok seviyorum? Hadi görüşürüz. Gel buraya. Atla. Atla. Aferin sana. Sayın yolcularımız, Ankara Konya yönüne gidecek olan trenimiz 4. perondan hareket etmek üzere. Kirpik Hanım, susadın mı? Susadın mı? Ha? Ne oluyor küçüğüm? Beni bırakıp gidecek miyim? Onca seneden sonra... Birdenbire. Öylece. Bak bu iki oldu. Belli ki istemiyorsun da. İsteseydin becerirdin. Utandın mı? Bence de utanmalısın. Ama beceremediğin için değil. Baksana şu hayatına. Senin yaşadığın şu hayat için ölecek insanları düşün. Ne kadar şanslı olduğunu görmüyor musun? Sen benim karımsın. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Sen biliyor musun? Bolluk, bereket, neşe, kahkaha. Neyin eksikliğini? Türkiye güzeli seçildiğinde sana bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Seninle evleneceğim ve senden tek bir şey isteyeceğim. Zaten sende olan bir şey. Güzel kal, bana yeter. Gerisini bizim için ben halledeceğim. Sözünü tutmuyorsun Nini. Bak şu anne. Sana hiç yakışıyor mu? Hadi kalk. En güzel kıyafetlerini giy. Masmavi denize ne yakışırsa onu giy. Yine benim ninim ol. Sen. Sen eksiksin. Senin aşkın eksik. Ne aşkı nini? Ben mutluluktan bahsediyorum. Buyurun. Evet, ben boş masa bakmıştım ama. Birazdan kalkanımlar. Tamam, sağ olun. Ha, buyurun. Buyurun oturun lütfen. Siz geç kalmadınız. Ben erken geldim. Daha sipariş de vermedim. Ne yapıyorsunuz siz? İnsanlar bakınca çekindiniz. Ben de tanışıyormuşuz gibi yaptım. Bir menü alabilir miyim? Neden çekinecekmişim? Tanımadığınız birisinin masasına oturmaktan mesela. Siz nerede yaşıyorsunuz? Bundan ötürü neden çekinecekmişim ki? Peki, tamam. Ne tamam peki? Ben yanlış anladım. Gelmek istediğinizde gelemediğinizi zannettim. Niye isteyeyim? Neden? Çok aç olduğunuz için ve oturacak yer olmadığı için. Ben bir patates kızartması rica edeceğim. Bir de sigara böreği tabii. Neye gülüyorsunuz? Çocuk menüsü mü? Komedyen misiniz? Çok olmak isterim. Çocukken. Ama olmadı. Işık mı? Evet, Ahmet Işık. Neden, ne oldu?
Ben ters gidemiyorum da rica etsem yer değiştirebilir miyiz? Tabii. Teşekkür ederim. Neden Işık diye sordunuz? Belki tanıdık geldi. Birçok iş dalıyla uğraşan bir aile şirketimiz var. Ben yıllardır Amerika'daydım. Yeni geldim bir ay önce. Peki ne yapıyorsunuz burada? Sonunda bana gerçek bir soru sormaya karar verdiğine göre o kadar kötü birisi olmadığıma inandım. Siz de hemen siz demeyi bırakıp sen demeye başladınız öyle mi? Peki sizin adınız ne? Ne bu? Alınız al inandım mı? Evet. Morunuz mor inandım. Tanrınız büyük amenna. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Ne bu kadınlara bismillah hemen şiir mi okursunuz siz? Yok, aslında hiç okumam. Sadece peronda kırmızı şalı görünce kendi kendime dedim ki alınız al, inandım. Ama sizin dengenizi bozmayayım öyle mi? Teşekkür ederim. Bana böyle bakmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Bir fotoğrafını çekebilir miyim? Hayır, neden? Güzel olan şeylerin fotoğrafını çekmeyi severim çünkü. Hiç gerek yok. İster misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Ben çocukken dedemle gelmiştim Ankara'ya trenle. Masal gibi gelmişti. Sonra işte Ankara'da işim çıkınca neden trenle dönmeyeyim dedim. Ne oldu? Hiç. Ha, kitap pardon. Macide. Adım Macide. Çok memnun oldum. Ama bir şey soracağım. Neden söylemeye karar verdin? Ben de en çok dedemi severdim. Bir şey ister misiniz? Ben bir tane fries alayım. Biz fries satmıyoruz. Beyefendi patates kızartmasını fries demeyi tercih etti. Siz isterseniz ona patates kızartması getirin. Tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo. Neredesin birader? Trendeyim abi. Oğlum biz hızlanalım dedikçe sen yavaşlıyorsun. Tren ne alaka şimdi? Abi ben romantiyim biliyorsun. Adada ailecek yemek yiyeceğiz. Geldiysen seni de aldırayım diyecektim tekneyle. Lütfen, lütfen. Alo, Ahmet orada mısın? Abi ben anca yarın sabah orada olurum. Sen hallettin mi işi? Hallettim. Ama senin istediğin gibi değil. Benim istediğim gibi. Gelince anlatacağım. Oğlum, kimsenin tabağı bardağı boş kalmasın. Hadi bakalım. Ferhan'cığım, yordunuz karides. Tam olarak neyi kutluyoruz Allah aşkına biz bugün? Anneciğim, biz her gün bir şey kutlarız. Bu yeni mi? Evet, her gün kutlanması bir hediye. Öyle değil mi Serhan? Okumuşsun verdiğim kitabı. Okudum. Tam olarak öyle düşünüyorum. Mutsuzluk ancak bir tercih olabilir. İnsanların hayattan kaçmak için kullandıkları bir sebep. Hangi kitap o? Sanki sana şu kitabı al oku desem gidip alıp okuyorsun da bir de soruyorsun bana. Serruş doğru söylüyor. Hatta senin okuduğun en son kitap Zagor'dur. Hatta dur daha sıkıcı. İktisada giriş.
Hayatı mahtapot nasıl olmuş, sevdin mi? Ben olsam biraz daha farklı yaptırırdım ama yine de güzel. Nini, sen almadın mı? İstemiyorum. Çok güzel olmuş ama. İstemiyorum. Aa, benim böyle bir cevabı kabul ettiğimi ne zaman duydun? Abi, yengemle geçen bir belgesel izledik. Hayvanın bayağı duygusu varmış, ondan etkilendin değil mi ninim? Ama kusura bakma, çok lezzetli olmuş. Ben yiyeceğim şu an. Ahtapot bana böyle içli içli baksa, ben de kıyamaz yemezdim. Ama bu çok güzel olmuş nineciğim, ye bence. Ferhan, sizde işler nasıl? İnsan her gücünün yettiği şeyi yapmak zorunda mı? Yapması olmuyor mu? Serra, sen Gizli'den Nini'ye de mi kitap veriyorsun? Bu cümle pek ona ait değil gibi. İlk ıstakoz yediğimiz günü hatırlar mısın? Çok şaşırmıştın. Hayatta her şeyi ilk seninle yaptığım gibi, onu da seninle yaşadım. Bunu demek istiyorsun değil mi? Oh. Hayır Nini'ciğim. O zaman ne kadar mutlu olduğunu hatırlatmak istedim. İşte böyle. Birbirimizi geçmişi hatırlata hatırlata yaşlanacağız. Ha Nini? Mutlu insanlar geleceği konuşurlar, geçmişi değil. Kaldır şunu. Biz mesela Ferah'la hep geleceği konuşuruz. O yüzden hep mutluyuz. Cihangir, sanki hep birlikteymişiz gibi konuşuyorsun. Olsun. Ben hep sen varmışsın gibi hissediyorum. Yakında kızınız nişanlanıyormuş Ferah Hanım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Seninki ne yapıyor anne? Bodrum'dan geliyor. Zafer'in oğlanla mı? Bu arada değerli müdürümüz Zafer Bey'in Serra'dan önceki evliliğinden tam ayaklarını kırmalık bir oğlu var. Maalesef göz bebeğimiz Yasemin'den ayrılmıyor. Siz de tahmin edersiniz ki üvey kardeşimiz miras kümesinin tam kesişme noktasında bulunuyor. Buna denmez, üvey denmez ona. Babaları ayrı. Bizim kızımız... Tekne kazıntımız. Evet. nişan töreni, evlilik falan derken bütün bunlar torun habercisi, öyle değil mi Ferah Hanım? Annem sana yaşlı demek istedi. Yok canım. Ayrıca bence tek üvey Yasemin değil. Hatta Ahmet de başkasından. Bence Tunç'tan olabilir. Yok artık. Herhalde öyle olsa haberim olurdu. O kadarını bilemem Tunç. Ama ben bilirim. Nini? Nini? Ne yapıyorsun? İnsanların gözüne sokmayayım diye nezaket göstereyim dedim ama çok da gereği yokmuş. Adamın soyadı neymiş biliyor musun? Ne? Işık. Ne? İnanmıyorum. Sen nasıl öğrendin peki? Bana kartını verdi. Ay ben şu an şok içindeyim. Ben sana ne dedim? Bu taraf her şeyi bilirdin. Oha ya. Oha. Anlat nasıl biri? Yani biraz züppe gibi ama iyi biri gibi de. Bana bak. Sakın adamı tersleme. Sakın. Ay bu adam senin kaderin net. Ya Handan bir dur. Ya neyi duracaksın daha? Ne mucizesi istiyorsun? Ay ışık dedi, ışık geldi. Gördün mü bak neler oluyor? Gel bakalım. Gel. Sadın mı?
Ferhan, işler nasıl gidiyor diyorduk. Vallahi işler eğlence sektörü biraz karışık şu sıralar ama yeni projeler de var tabii. Cihangir anlatmıştır zaten size. O değil de ben başka bir şey anlatacaktım aslında. Ne anlatacaksın Cihangir? Ne projesi? Sonra konuşuruz abi biz. Yeni kurulacak olan limanda büyük bir eğlence merkezi açmak istiyorlar beraber. Sen nereden biliyorsun Zafer? Boş zamanlarımda sadece Zagor okumuyorum. Ahmet nerede ya, gelmeyecek mi? Bu arada Ahmet Serra'nın... İki futbol sahası kadar büyük bir alanda kafeler, diskolar, barlar açacaklarmış. Yahu ne anlarız biz bu işlerden? Abi ben sonra sana anlatacağım. Anlatma bana boş iş. Açılsın hep beraber eğlenmeye gideriz. Kanser ilaçları patlıyor de mesela abine. İnsanlar inim inim inliyorlardı. Cihangir, anlaşılan sen yengene benden önce bu işten bahsetmişsin. Üstün körü. Peki bu liman ihalesi sonuçlandı mı ya da ne zaman başlayacak? Hah, işte şimdi işler karıştı. Ne oldu? Sen de mi sıkıldın ilaç işinden? Senin bütün şirketleri satın alıp istediğin ilacı istediğin zaman piyasaya sürmenden sıkıldım desek? Ferhan, bilmem bilir misiniz? Ben bu Tunç'un yanında başladım işe. Öyle mi? Bilmiyordu. 14 yaşımdaydım. Ustamdır yani. O zaman peki siz... Yok yok. O zamanlar annem babamla evliydi. Tunç önce babamı iflas ettirdi. Kazım. Tunç önce annemle babamı ayırdı. Sonra annemle evlendi. Kazım babasını çok sevdiği için onun kusurlarını pek göremez. Öyle mi? Ne kusuru varmış babamın? Aynaya bak anlarsın. Kalkalım mı? Nermin çok yorgun gözüküyor. Bu geceyi burada sonlandıralım. Ne dersiniz? Nermin'cim toparladın mı? Daha iyisin değil mi? Sen nasılsın Tunç? Daha iyi misin? Çünkü o zamanlar pek değildin. İşte bizim ailenin yemekleri hep böyle renkli geçer. Şahane. Ahmet Bey, görüşme talebiniz olmuş. Doktor Hanım, yine aynı şeyler olursa hemen arayın dediğiniz için aradım. Ahmet Bey, ben artık size bakamayacağım. Yani doktorunuz olarak. Siz Amerika'ya gittiğinizden beri yengenizle ilgileniyorum. Size başka birini tavsiye edeceğim. Bütün bu olanlar yarım saat içinde oldu ama. Ne zamandır tanışıyorsunuz? Bugün tanıştık. Ama başka bir şey düşünemez oldum. İlaçlarınızı uzun süredir almıyorum. Ya o kadar güzel ki. Bakın Ahmet Bey, size her zaman söylediğim gibi başka şeyler düşünmeye çalışarak bunun bir yanılsama olduğunu... Belki bu sefer gerçektir. Belki tedaviye ihtiyacım yoktur. Yine de Ahmet, sizin durumunuzda biri için bunun tehlike arz ettiğiniz... Kesildi. Ama benim dengemi bozmayınız. Baş ağrıların nasıl? Felaket. Bir şifacı var, seni tanıştıracağım. Biraz kendine gel de. İstersen gel bir vakit bende kal. Yok. Bahçeden ayrılamam ben. Bahçeden değil, Kazım'dan ayrı kalmak iyi gelecek sana. Ondan ayrı kalmak hiçbir zaman iyi gelmedi ki bana. Tabii yakınında olmak da öyle. İşte o yüzden diyorum ki... bazen ölmek en iyisi gibi. Abimi ikna edersem çok büyük gireceğiz. Bana çok karşıymış gibi geldi. Onun kafası başka yerde şu anda. Nerede? Aramızda kalacak ama, tamam mı? Politikaya giriyor. Şirketi ya bana ya da Ahmet'e bırakmak için karar vermeye çalışıyor. Sana mı? Niye şaşırdın? Tamam, Ahmet iyi okudu da vizyoner olan benim. Eğer güçlerimizi birleştirirsek İstanbul'un bütünleşe hayatını ele geçiririz. Ahmet?
Ahmet ilaç koklamaya devam etmek ister. Bence Kazım Işık'ta ilaca inanıyor. Ah Ferah. Güzel kadınım. Sadece aşk ilaç yok biliyorsun değil mi? Hı. Sen bunları düşünme. Her şey çok süper olacak. Hadi seni eve bırakayım. Daha erken. Başka yere gidelim o zaman. Eve bırakmak için erken. Aklın fikrin kolay oldu. Beni bir dinle sen. Hı? Nermin'in senin evinde ne işi oldu? Abi arada kafası gidiyor, sen de biliyorsun. Gözüm üstüme. Cihangir? Geliyorum. Abi ne söyledi? Yok bir şey, takma kafa. İyi geceler. İyi geceler Nini. Alo. Bugün gelemediğim için özür dilerim. Yarın Cihangir'in evinde buluşalım mı? Güzel şehir. Şalı bana vermek yerine neden kapıyı asmayı tercih ettin? Gece yatmadan önce beni düşün istedim. Meraklan. Anlıyorum. Seni bırakmamı ister misin? Yok sağ ol, gerek yok. Ben giderim. Peki. Rica etsem bagajı açar mısınız? Ne tarafa? Balat. Çok trafik var abla, olamam. Hadi ya. Köpekle alamam, kusura bakmayın. Allah Allah. İstanbul'da taksi bulmayı kolay mı zannettin? İstanbul dersi bir. Taksiyi görmen, taksiye bineceğin anlamına gelmiyor. Yardım edeyim mi? Teşekkür ederim. Burada tarif ettiğiniz atakları açıklayacak anlamlı bir durum görünmüyor. Nereden çıktı peki bu? Daha detaylı bakmamız lazım. Tamam, hemen bakalım. Kimse duymayacak. Tamam, önce bir anlayalım. Anla. Ama önce bunu anla istedim. Ne olursa aramızda. Merak etmeyiz. Ölüyorsan da beni gömer öyle söylersin. Beni hasta yatağımda kimse görmeyecek.
Tamam, anlıyorum da ben seni özlemekten uyuyamıyorum. Onu ne yapacağız Ferah? Papatya kaynat Cihangir, uyursun. Güzel. Hafta sonu buluşsak mı acaba? Yok, şu projeyi de konuşuruz. Amerikano olabiliyor mu bu evde? Cihangir, işim var. Zaten hem senin yanında da birisi var galiba. Söyle ona sana papatya kaynat. Onları şeyleri getirin. Oradaki masaları evet. Falan getir. Masaları getir. Tamam. Tamam, hadi hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Öptüm. Ninim? Cihangir, evi boşalt, sana geliyorum. Şimdi mi? Koray benden önce gelirse karşına. Nini, biz seninle ne konuştuk? Sen benim sonumu getireceksin. Esila! Esila, hadi çabuk. Gitmen lazım. Abi ne oluyor ya? Ne oluyorsa oluyor. Hadi çabuk çabuk toparlan. Ah. Alo. Alo Handan. Vardın mı otele? Yok, daha varmadım da. Ya bu senin yolladığın konum doğru yeri göstermiyor. Biz şu an neredeyiz Ahmet? Balat. Biz şu an Balat'tayız. Ahmet mi? O mu götürüyor seni? Handancığım, sen bana tekrar yollar mısın konum lütfen? Bekliyorum. Macide diyorum. Alo. Kimdi o? Handan. Benim en yakın arkadaşım. Oteli o mu buldu? Evet. Onun daha önceden bir arkadaşı çok uzun süre kalmış burada. İnsanın başka bir yer bulamadın mı diyesi geliyor. Yani ne yapalım? Herkesin parası her yere yetmiyor. Onun için söylemedi. Yani aslında Balat güzel semt, yani güzel yerler ama yıl olmuş 2022. Yani ne kadar bakımsız. Mesela Avrupa'da, Amerika'da olsa evinin çitini bile istediğin renge boyayamazsın. Duralım. Ben ineyim burada. Evet. Ne oldu, yanlış bir şey mi söyledim? Arabada söylediklerimi alınmadın değil mi? Ne münasebet, olur mu öyle şey? En azından taşımana yardım edeyim. Yok yok, hiç gerek yok, sağ ol. Emin misin? Evet evet, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Yemek diyecektim. Efendim? Bir gün birlikte yemek yer miyiz? Kısmet. Lütfen kabul et. Bir de takip isteği yolladım sana. Gördüm. Aramanı bekleyeceğim. Hanımefendi, çantanızı unuttunuz. Bana mı seslendiniz? Yok, hayır. Hoşça kal. Gel. Sana mı kaldı? İş güzel herif. Ben sana mı kaldı? Bin şu arabaya. Çabuk. Ninicim, niye böyle yapıyorsun ya? Biz de konuştuk. Hiç konuşacak halde değilim. Başım çok ağrıyor. Ya sana yardım ettiğin için Kazım Işık beni kapının önüne koyacak. Hayatım bitecek. Hiçbir şey yapamaz o. Ben ölmeden sana hiçbir şey yapamaz Ralcığım. Zaten beni çoktan sana ihale etti bile. Hangi odaya geçeyim? Nini. Sen ne istersen ben yaparım, biliyorsun değil mi? Hı? Ama Ahmet konusunda bana yardımcı olacaksın. Tamam mı? Ne
Anneciğim. Canım gel. Ay herkes bıraktı şu şekeri. Ben bırakamadım. Senin tek kötü huyun bu olsun. Oh, benim tatlı dillim. En sevdiğim oğlum benim. İnsan evlat ayırmaz derler ama çok saçma. Ben ayırırım vallahi. En sevdiğim sensin. Anlat bakalım. Nasıl geçti Ankara işler, haberler? Abim için her şey hazır. Yakında Kazım Işık politikaya atılır ve önünde sonunda bu ülkenin sağlık bakanı olur. Peki yerine kimi bırakacak? Beni tabii ki. Cihangir onu bırakması için elinden geleni yapacaktır. O içten güçten ne anlar? Abim de bunu gayet iyi bilir. Cihangir ona yumuşak karnından yapıştı. Karısıyla ilişkisi çok uzun zamandır böyle üç kişilik bir ilişki. Cihangir olmasa Nini'yi idare edemez. Bunu hafife alma. Abim her zaman akılcıdır. Evet ama adil değildir, menfaatçidir. Cihangir'le seni birbirinize bağlamadan rahat etmez. Seni Cihangir'le denetlemenin her zaman bir yolunu bulacaktır. Ve aranıza hep bir sorun bırakacak ki hakem olarak hep ona ihtiyaç duyun. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Onu benim kadar iyi kimse tanıyamaz. Anneciğim. Eğer beni hafife alırsa hayatının hatasını yapmış olur. Boşuna demiyorum en sevdiğim sensin diye. Biliyor musun Tunç da sana çok güveniyor. Sektör için çok büyük bir şans olduğuna inanıyor. Sence ilk görüşte aşk diye bir şey var mı? Birisiyle tanıştım. Ay işte bundan korkuyordum Ahmet. Anne. Ne olur öyle Ahmet deme. Bak ben kaç sene tedavi oldum. Ayrıca bu sefer farklı. Sen de görseydin, bu kızı kim görse çarpılır derdin. Anne. Ha, vardın mı? Evet. Şimdi girdim odaya. Ha, iyi. Adam mı bırakmış seni şu trendeki? Ay anne yok artık ya. Senin başka işin gücün yok mu? Senin için umutlanmaktan başka mı? Vallahi yok. Evet anneciğim. Sen nasılsın? İyi misin? Kutuyu ne yaptın? Macide ne oldu? Macide kayıp mı ettin? Anneciğim ben seni sonra arayacağım tamam mı? Haydi görüşürüz. Macide ya. Sonunda beklediğim telefon geldi galiba. Alo. Alo Ahmet, Macide ben. Bu kadar çabuk geri döneceğini tahmin etmiyordum. Ahmet, ben senin arabanda bir çanta unuttum. İçinde çok önemli bir şey var. Öyle mi? Bir baktırayım ben o zaman.
Benim onu senden acilen almam lazım. Onu sakın kaybetme, olur mu? Tamam, merak etme. Yemekte alırsın. Daha erken alsam olmaz mı? Mümkün değil. Çıkarcılık yapıyorsun ama. Allah Macide Hanım, kusura bakmayın ama insan geri dönmek istediği yerde bir şeylerini unutur. Ben psikoloji okudum. O iş öyle olmuyor ama neyse. O zaman bunları yemekte konuşmaya devam ederiz. Haber vereceğim. Görüşürüz, hoşça kal. Oo, Ankara'dan abim gelmiş, evde bir bayram havası. Ne yapıyorsun kız? İyi misin? İyi vallahi işte. Bodrum dönüşü enerji patlamaları. Sende haberler. Ne oldu, başlandı mı Kazım abimle büyük kavgaya? Yasemin, ileri geri konuşma kızım. Hadi işine bak. Bu evde doğruları söylemek hep suç abicim. Ama ben baştan söyleyeyim ha. Yani böyle bir durumda kesinlikle yerim Kazım işin yanı bilesin. Yani sonra kimse bana kırılmasın yani. Seviyorum seni kız. Pardon. Buyur. Kök Şifa Merkezi bu sokakta nerede acaba? Yukarıda onlar ama kimse yok. Hadi ya. Kapattılar mı? Yok, hayır. Var da arada bir geliyorlar. Çok güzel falafel yaptım. Denemek ister misiniz? Peki. Ben de biraz beklemiş olurum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben galiba sizin yerinizde oturdum. Yalnızlık iyi gelmiyor. Sarmaya başlıyor insan. Öyle olunca hemen birini bulup konuşacaksın. Oo. Teşekkürler. Afiyet olsun. Adadan geldim. Onca saattir tek lokma bir şey yedim. Ama güzel yapıyorlar bunu. Benim biraz işim var da. Afiyet olsun size. Deli ile veliyi ayıramayan hakikati bulamaz. Bulsa da tanımaz. Ne demek o? Baktığını göremeyen ışığı ziyan eder. Koko, Ankaralı'ya bir çay versene. Bana da tarçınlı so. Neydi? Ay böyle tuhaf eski bir ismin vardı senin. Münevver miydi? Neydi? Macide ben. Ne? Macide. Kimsiniz siz? Kök Şifa. Beni nereden tanıdınız peki? Üç kez aradım be kuzum. Ankara'dan geleceğim de. Taksit var mı? Ekstra atlatabiliyor muyuz? Yani senin ne yapıp buraya geleceğin o kadar belliydi ki. Ya tamam da benim ben olduğumu nereden anladınız? Şimdi sana burada bir üçüncü göz numarası yapıp biraz daha paranı alırdım ama... Kıyamadım. Vallahi turp gibisiniz Kazım Bey. Neden oluyor peki bu? Psikosomatik olduğunu düşünüyorum. Ne? Yani bir tür panik atak bu. Olmaz bir şey. Neden? Siz de bir insansınız. Ama zayıf bir insan değilim. Bunun onunla bir alakasının olduğunu şimdi ben... Tamam doktor. Ne yapmam gerekiyor söyle. Hap map. Önce bir psikiyatrla görüşmen lazım. Belki ilaç ama mutlaka ki terapi. Ya bırak doktor. Benim işim gücüm var. Öldürmez yani bu, öyle mi? Yok da yani yaşam kalitesi diyelim. Benim yaşantım gayet kaliteli. Sağ ol. Haftaya başlar eğitim. Bana bak, ödemeyi ilk gün orada alırım, tamam? Sen nereden çıkardın böyle bir yeteneğin olduğunu, bu işi yapabileceğini falan? Benim babamda da vardı bu. Hani artık yetenek mi denir? Nereden? Sara bak, benim bir yeteneğim var. O da insanlara iyi gelmek. Ama ben bunu artık başka yollardan da ilerletmek ve daha fazlasını keşfetmek istiyorum. Benim içimde bir ses var ama o ses çok cılız. Ben daha fazlasını duymak istiyorum. Anladım. Uzat bakayım ellerini.
Uzat uzat. Ne oldu yani şimdi, ne yaptın? Baktım. Var mı sende o doğal enerji, yok mu diye. Var mı peki? Sence? Hadi geç otur şöyle, gel. Ne zaman oldu? Nereden anladın? Ay Macide, bana bak, ben her ağzımı açtığımda böyle boncuk aramaya kalkma. Ben falcı malcı değilim. İnsan tanıyorum sadece. Sen böyle wow, nasıl anladın, nereden falan dedikçe çok kazıklanırsın. Ben küçükken. Hasta mıydı? Yok, trafik kazası. Sen neredeydin? Arabada. Annen? O yoktu. O yüzden mi suratın ekşidi böyle annen deyince? Bazen böyle yolda yürürken falan örümcek ağından geçmişsin gibi bir his geliyor mu sana? Böyle alnına, yüzüne bir şeyler takılmış da onları ayıklamak ister misin gibi. Evet, 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 evet. Hem de sürekli olur bu. Neden olur? Pardon. Hah. Bak bu kaymak müşteri işte. Efendim Beyin Hanım. Ha Sara, merhaba. Benim gelin için buluşmak istiyorum seninle. Sonunda kabul etti. Harika. Da bu aralar zor ya Beyin Hanım. Bizim için bir ayrıcalık yaratamaz mısın? Yani sizin için olur tabii de. Şöyle yapalım mı? Siz bana biraz zaman verin. Ben zamanı gelince sizi arayayım. Unutmazsın değil mi? Artık kısmet. Tamam. Kim bu biliyor musun? Şu meşhur Işık ailesi var ya. İşte onların annesi bu. Işık mı? Yok artık ya. Ne oldu kız? Yani ben artık gerçekten korkmaya başladım. Yani işte onlardan biriyle geldim ben trenle buraya. Hangisiyle? Ahmet. Yani bu insanlar çok mu meşhurlar? Hani herkes tanıyor ya. Aman be kızım, senin gibi Ankara'dan gelin için İstanbul'da herkes meşhur tabii de. Bu aile biraz başka. Ada çay içer misin? Nasıl başka? Bir kere zenginler çok. Üç kardeş bunlar. Ahmet ortancaları. Annesi babasından ayrılıp bu yeni adamla kalınca bu da anneyle kalıyor. Dolayısıyla aralarında en anneci olanı o. Bir de küçük var, Cihangir. Tuhaf bir tip. O da o zamanlar yatılı okuldaymış herhalde. Dolayısıyla o da ailenin kötü şerini. Esas bir abileri var bunların, Kazım. En büyük abi. Kazım Işık. İşte o büyük adam. Çok büyük adam. Büyük derken? Nasıl yani? Boş ver. Bak bunlar katman katman dert bir aile, tamam mı? Yani böyle soğan halkası gibi düşün. Soydukça altından başka bir gizem, başka bir hikaye çıkıyor. Uzak durmak lazım o zaman. Alacak mı bu oğlan seni? Keşke alsa mı? Ha? Gerçi ben de şimdi aman uzak dur. Dert bunlar dedim ama dert olmadan da derman bulunmuyor. Öyle değil mi? Kimseyi görmedin değil mi? Hayır. Geçeyim. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Seni yakalamak için çok acele ettim. Ahmetciğim, bu ailede konuşabileceğim bir tek sen varsın. Abinin almak istediği bu şirket... Yani... senin almak istediğin şirket. Evet, benim almak istediğim. Bak... O çocuk bir dahi. Müthiş bir böbrek ilacı geliştirdiler. Kazım'ın bütün yatırımı bu hastalığın sürdürülmesine bağlı. Yani? O şirketi alacak ve ilacın piyasaya çıkmasını erteleyecek. Ki yatırımı geri dönebilsin diye. Bunu bilmiyordum ben. İşte sana söylüyorum. Kazım yatırımını çıkarana kadar bir sürü insan çok acı çekecek. Halbuki bunun çaresi bulundu. Anlıyor musun beni? Sen alırsan? İlacı hemen piyasaya süreceğim. Peki benden ne istiyorsun? Bu şirketi almamı sağla. Seninle birlikte abime karşı hareket edeyim. Abine karşı vicdanının yanında ol. Abi, bu ne güzel sürpriz. Abi, bir dinler misin beni? Abi ne oluyor? Abi,
Abi bir durur musun iki dakika? Kazım abi. Ne oluyor ya, bir anlatsana. Abi. Bir dinler misin beni? Abi. Kazım abi. Beni bir dinler misin lütfen? Hı? Abi. Senin adın ne? Koray. Soyadın ne? Narlı. Doktor Koray Narlı. Artık eski doktor. Siz? Defol git buradan. Kime verdiniz adımı? Sana defol git dedim. Abi çok acı çekiyor. Atlatamadı. Unutamadı da. Bu kadın ölecek. Buna da sen sebep olacaksın. Ben değil. Hayatım boyunca sana bir defa açık verdim. Bunu mu söylüyorsun? Ben bir şey söylemiyorum abi. Hayal bile edemeyeceğin bir hayat yaşıyorsun sayemde. Bu kadının haline sana emanet ettim. Sana güvendim. Mecbur kaldın. Ne dedin sen? Abi zoraki sırdaşlık ettin. Beni seçmedin. Etmek zorundaydın. Ben de sırrını saklıyorum. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Ya ben böyle bir şey yapar mıyım? Seni karşıma alır mıyım hiç? Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Sana ihtiyacım olması seni benim kadar kuvvetli yapmaz. Değilsin. Sakın öyle olduğunu düşünme. Sen annemin en sevdiği oğlusun. Öyle değil mi? Sana yalnızken öyle demiyor mu? Kardeşten öte kimse olamaz. Eğer bunu sen bana unutturursan kimse hatırlatamaz. Doktorunu ara. Ayıltsın. Eve götür. Hadi güzel. Nine. Abi ne oluyor? Cihangir, yengeni Sapanca'daki evine götürüyorsun. Abi, kadın öldü mü? Ha? Soru sorma Cihangir, hadi. Hadi! Ölmeyeceksin Ünlü. Bu adam bana saygı duyana kadar ölmeyeceksin. Abi, dalıp giden nerede bugün? Sen nasıl girdin içeri? Pardon, yani bana da mı randevu soracaklar? Sen de haklısın. Ne içersin? Vallahi sevgilimle buluşacağım, o yüzden acelem var. Zafer'in oğlan mı? Onun bir adı var abicim, Can. Abi, Ahmet'le babamı senin hakkında konuşurken duydum. Babam bunun için her şeyi yapar. Da
Sen bunun için benden ne isteyeceksin? Duyacağın şey işine yararsa belki sen de bana bir iyilik yaparsın. Neymiş? Canlı başımız büyük belada ve bizi anca sen kurtarırsın. Bir tane balık ekmek alabilir miyim? Ahmet'in züppeliği içime sinmiyor açıkçası. Buyur. Teşekkürler. Bir de böyle bir memleketi beğenmemeler filan. Dur hemen adamın notunu kırma. O şu anda bir genç kız rüyası şeklinde geziyor. Vallahi benim rüyam mı bilmiyorum açıkçası. Ya sen niye negatife giriyorsun? Hem ne olacak yani? Senin rüyan neymiş? Bilmem. Belki zamanla severim, bilmiyorum. Ah çok güzel. Şimdiden akıllı konuşmalar bunlar. İstanbul sana yaramış. Bana bak. Sakın anneme anlatma ha. Olur olur. Hüsnü anlattı. Ya sen yeni hayatına konsantre ol. Böyle uyuz düşüncelerle de sonunda yalnız kalma. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben bu kursun sahibi kadınla tanıştım biliyor musun? E'si işte tuhaf biri. Alo. Orada mısın? Evet. Tamam Andancığım, sonra konuşuruz. Konuşuyorduk. Hadi canım sen işine bak, sevgilin geldi, konuşuruz. Geçti mi başın? Daha iyiyim. İlk öpüştüğümüz günü hatırlar mısın? Son öpüştüğümüz günü de hatırlıyorum. Sonra başkalarını öptüğünü öğrendiğim günü de hatırlıyorum. Bu evde güzel bir şey konuşmayı yasakladın benim. Nasıl olacak böyle? Böyle mi devam edeceğiz? Ne yaşadıysak orada duruyor. Bırak o şeyi. Seni öldürecek. Başka türlü dinmiyor ki beynim. Gel İsviçre'ye göndereyim seni. Kurtul bir an önce. Yeni bir hayat kurun. Sen de gelecek misin? Her zaman değil. Ama arada geleceğim, söz. İnanmadığın sözler verme bana. Beni sevmen gerektiğine inanıyorsun. Ama sevmiyorsun. Nini. Bırak. Zorla şefkat gösterme bana. Benim canımı daha da çok acıtıyor. Yapma. Hoş geldiniz. Ha, alo, merhaba. Yemek yedin mi? Neden? Ben merak ettim. Neleri merak edecek vaktim var öyle? Cuma kaçta buluşuyoruz? Akşam 7'de beni otelden alırsın, olur mu? Ben sana konum yollarım. Orada mısın? Heyecandan nefesim kesildi. Sana Amerika'da bunları mı öğrettiler? Yani daha yeni öğrenmeye çalışıyorum diyelim. Tüh ya, acemilik bana denk geldi desene. Abici. Vay, Pamuk Prens. Geldin mi? Geldim. Nasılsın? İyi, iyi, iyi. Bir Ankara'ya gittin, özledik oğlum. Biz Amerika'da senin yokluğunda nasıl dayanmışız bulunca seni? Abi Ankara'da bütün eğilim bizden yana. Herkes senin politikaya atılacak olmandan dolayı çok heyecanlı. Şahane. Bu ZK senin satın alma süreci tamamlansın. Oranın başına seni koyacağım. Senin için de iyi başlangıç olacak. Ne oldu? Bu ilacın piyasaya sürülmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bir an evvel yapılmalı. İyi de o zaman yaptığımız bütün yatırımlar çöp olur. İnsan sağlığı oğlum. Ne yatırımı? Sana Amerika ne yapmış böyle? Sen annemin en sevdiği oğlusun. Neden şaşırdın? Sana ödemez mi? Bundan sonra bir yere gitmek yok. Beraberiz. Bu dünyada insan kardeşinden çok kimseye güvenemez.
Korkacak bir şey kalmadı mı yani? Ya kalmadı diyorum. Kazım abim tamam dedi. Adamlar bizi aramayacak. Yaptığımız şeyi öğrendikten sonra abim beni nasıl öldürmeyecek? Onu nasıl çözeceğiz? Gerçeği bilmiyor ki. Yalan söyledi. Nasıl ikna ettiğimi sormayacak mısın? İlgilenmiyorum. Sen öyle diyorsan öyledir. Bu hayatta kendimden çok sana güveniyorum. Biz bir ekibiz. Tekrar yapacağız değil mi? Aslında bir daha böyle bir belayla abime gitmeyeceğime söz verdim. Ben böyle bir söz vermedim. Ben de onu diyordum işte kendi kendime. Can değil ki ben verdim. Eğlenmeyecek misin? Alayım arabanızı. Dostum, arabama iyi bak. Her şey hayrıma gelişiyor. Her şey hayrıma gelişiyor. Hoş geldiniz. Bana ilaç vermeniz için geldim. Niçin? Panik atak. Durun bakın, bir acele etmeyin. Belki terapiyle çözülür. İlaca ihtiyaç duymayız. Annen şunu demiş falan, bunlarla uğraşamam doktor. Ver bana bir ilaç, gideyim. Terapi yapmadan ilaç yazmam mümkün değil. Terapinizi de ben yapamam. Eşinizle olan ilişkim yüzünden. Ben de başka birine giderim o zaman. Kazım Bey. Belki de Nermin Hanım için faydalanırım sizden. Ben kendisi çok kapalı, ona ulaşamıyorum. Sizden değil, ondan konuşuruz. Hem böylelikle sizi de anlamaya çalışırım, yönlendirmeye çalışırım. Terapistiniz olmayacağıma göre bu görüşmeyi yapmamızda bir sakınca yok. Böyle bir usul mü var? Eczaneye gelir gibi ilaç istemek gibi bir usul de yok açıkçası. Karımın dedikodusunu yapacak olsaydım anneme giderdim. Eşinizle annenizin arası daha iyi diye biliyorum. Yani size göre. Sizin daha kötü. Başka ne biliyoruz? Neden burada olduğunuzu.
Nedenmiş? İhtiyacınız olduğu için. Sıkıntı yokmuş gibi davranmak sizi hafifletmeyecek. Siz bir insansınız. Tüm kudretinize rağmen bir insansınız. Bence buyurun oturun konuşalım. Neden konuşmak istiyorsunuz? Bana bir şikayetle geldiniz. Öyle değil mi? Size güvenmiyorum. Sağ ol Mehmet. Şirkete mi geçiyoruz efendim? Sahilden gidelim. Bugün cumartesi. Güzel olur. Ben en çok cumartesi sabahlarını severim Mehmet. Sen? Daha hissediyorum. Yürüyüşlere de başladım. Ağrılarım da dindi. Uyku? Daha iyi. Rüya? Görmüyorum. Göreceksin. Az kal. Ajo yapıldı mı sana? Yok. Hayır. Neden? İki damarında tıkanıklık var senin. Ama korkma, çok bir şey değil. Yani hemen hallolacak bir şey. Ama göster yine de, tamam mı? Hadi geç dinlen biraz. Sen hissettin mi tıkanıklığı? Daha bana para vermedin. Hadi kalk. Kalk, bir pencere aç şuradan. İyice bir havalandır şurayı. Bir de ada çayı yak. Macide, bir de bol su içmeyi unutma. Cihangir, sen ne değişik bir adamsın ya. İki saattir elinde telefon var. Ha? İnsan abisine bir nasılsın der. Herkesin elinde telefon var. Senin niye yok? Ne yapıyorsun mesela? Mal gibi duvara mı bakıyorsun? Doğru düzgün konuşmalı falan ne demek? Seni dinliyorum abi. Nasılsın? Ellerini temiz mi? Yıka istersen. Abim seni niye çağırdı? İşleri kime bırakacak? Onun telaşında. Oğlum sen işten güçten ne anlarsın? Sakin ol şampiyon. Sen yokken biz de büyüdük biraz. Ne planlıyorsun mesela? Şirketi genişletmek mesela. Hadi be. Kârı da artıracak mısın? Komiğine mi gitti? Konsantrasyon süresi 0-7 yaş olan bir insansın Cihangir. Nasıl şirketi yöneteceksin sen, ha? Ona abim karar verecek de... senin bu avcı tavrın hiç hoşuma gitmedi. İktidarımı da değerlendireceğim. Vay be! Kurmaylarıma bak. Oturun, oturun. Ulan be, bu güzel havada içeri tıkıldık ha. Bilseydim sizi dışarıda bir yere çağırırdım. Ferran restoranında müthiş bir teras var. Muhakkak gidelim. Hatta Ahmet abim de nişanlısını çağırsın. Ne demek o? Öyle biri varmış. Sen nereden biliyorsun? Ya sen evlatlık mısın? Bizim ailede hangi bilgi kendine saklanır? Kısa keseceğim. Politika meselesi yüzünden bu şirketle olan organik bağımı kesmek zorundayım. Burayı taşıyacak birisine ihtiyacım var. İkinizden birine. Ama bu aynı anda ikiniz de burada olacaksınız demek. O nasıl bir model? Model. Ne? Hı, komik geldi. ZKS işi sonuçlandıktan sonra yeni CEO'yu açıklayacağım. Yani bizi birbirimize mi denetlettireceksin? Ortak çalışmanın adı bu mu olmuş?
Sen bu şirkette tam olarak ne yapıyorsun? Arkadaşa bir anlatır mısın abi rica etsem? Bu tonu istemiyorum. Hepimizi bu ülkenin en kuvvetli ailesi yapmak için yola çıkıyorum. Aklınızı başınıza alın. Söyleyecek başka bir şeyin yoksa... Hayırdır? Ben bu işin okulunu okudum abi. Dünya devleriyle çalıştım. Cihangir'le aynı cümlenin içinde anılmak bile kalbimi kırıyor. Dünya devleri mi dedim? Ben ne demek istediğini anladım. İzin verirsen biraz düşüneyim. Konuşuruz koçum. Ya bu nasıl bir kibir ya? Bu ferah işini unut. Bar, gece hayatı, içki beni siyasete sıkıntıya sokar. Abi hayalim benim, o yapma ne olursun. Bu hayalden vazgeç. Sen de ZKS işine konsantre ol. O firma bu şirketin geleceğini belirler. İnsanların hayatını kurtarmak mı? Yoksa hayal bile edemeyeceğin güç ve para kazanmak mı? Kesinlikle ikincisi derim. Abi, benim koltuk çok rahat. Ama senin koltuğun altında çok sır var. Neyse. Sen en doğru kararı verirsin zaten. Ben gidiyorum. Az önce Ahmet çıktı Zafer. Gördün mü? Macide. Kız hani almamışsın bir şey? Yani baktım da kendime göre bir şey bulamadım. Aa, nereye götürecek bu Ahmet seni? Bilmem. Hadi gel. Gel yukarıya da benden bir şeyler bakalım sana. Yok ya, ben bir şey yaparım. Kız merak etme, büyücü gibi giydirmem seni. Ben de her zaman böyle giyinmiyorum herhalde. Arada normal insanlar gibi giyiniyorum. Gel. İyi, tamam. Selam. Merhaba. Ne oldu? Hiç. Benim çantayı getirdin mi? Ha. Şey, arabada. Tamam. Gidelim mi? Olur. Teşekkür ederim. Kazım Bey, hoş geldiniz. Beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? İyiyim böyle, teşekkür ederim. Tamamdır. Benim oğlum büyüyecek, kurtaracak bizi bu sefaletten, bu evden, bu fakirlikten. Kurtaracaksın değil mi oğlum anneni? Kurtaracağım anne. Sen benim en sevdiğim oğlumsun. Bunu sakın diğerlerine söyleme. Sen benim ilk göz ağrımsın. Aa, bu ne güzel sürpriz. Aç mısın? Hayır. 10 yaşında olmalısın burada. Hepimize ayrı ayrı sen benim en sevdiğim oğlumsun diyordum. Neler hatırlıyorsun? Hem de yalan yanlış. Herkese yatırımını yapıyordun ki kim başarılı olursa belli olmaz. Ama hakkını teslim ediyorum. Akıllıca. Bunları söylemeye mi geldin? Tuncu ZKS işinden uzak durmayı ikna etmeni istiyorum. Neden dinlesin ki beni? Hangimiz dinlemedik ki? Sen benden böyle bir şey istemezsin. Bu işin diğerlerinden farkı ne? Hı? Bu ailenin geleceği büyük ölçüde bu işe bağlı. Bu aile dediğinde içinde ben de var mıyım? Pazarlıklara başladık öyle değil mi? Kendi oğlumla mı? Ölmeyi tercih ederim. Sizinle pazarlık bir ömre yayılır Perrin Hanım. Tunç vazgeçerse... kurulacak konsorsiyumda hissen olacak. Seni ne kadar sevdim hiç anlamadın. Hiç.
en çok beni. Ben senin ilk göz ağrım. Anamın ilki olacağıma dağdaki tilki olaydım. Ecem, bana bir bardak su getirir misin? Hemen. Abimle annem arasında hiç bitmeyen bir sevgi ve nefret ilişkisi var. Yani abim sert gibi gözükür ama aslında yumuşak adamdır, neşelidir. Annem, abimin eski patronu Tunç'la evlendi. O yüzden abim onu hiçbir zaman affetmedi. Sen? Ben o evde Tunç'la kendi babamdan geçirdiğimden daha çok vakit geçirdim. Kardeşim Cihangir'de yatılı okuduğu için tek çocuk gibi büyüdüm yani. Annem çocuklar arasında en çok beni sever. Peki sen? Annen, baban. Babam öldü. Oydu benim kahramanım. Annem de ev hanımı işte. Bu kadar mı? Evet. Benim adım Macide. Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum. Tanıştığımıza memnun oldum. O çantada ne var? Annemin annesinden kalma antika bir kutu var. Ben de onu satmaya çalışıyorum. Niye? Para lazım. Abim koleksiyonerdir. Sana düzgün birisini önerebiliriz. Çok iyi olur. Sağ olun. Ben seni gördüğümden beri başka hiçbir şey düşünemez oldum. Allah Allah. Nasıl oldu ki o ya? Macide, direkt söyleyeceğim. Ben hislerine güvenen birisiyim. Seni ilk gördüğümde bu kız tamam dedim. Vallahi Ahmet, beni böyle erken konuşmalar biraz tedirgin eder, haberin olsun. Erken ya da geç. Hislerim böyle. İlk seferinde hiç böyle kuvvetli bir duygu hissetmemiştim. Ne oldu, niye öyle bakıyorsun? Anlamak için. Ya acaba su falan mı istesek? Tabii, elbette. Pardon, bakar mısınız? Ahmet. Serra. Tanıştırayım. Macide, Serra. Müdürümüz Zafer Bey'in işi. Memnun oldum. Ben de. Aynı zamanda da Ahmet'in eski nişanlısı. Ya kendisi söylemeye atladı da ben ekleyeyim. 1000 yıl önceki mevzu. Nereden hatırladın Serra? Nereden mi? Hadi ödedim gidip. Ahmet. Merhaba. Zafer Bey, Macide. Merhaba, memnun oldum. Ben de. O zaman biz daha fazla rahatsızlık vermeyelim size. Yani buyurun oturun diyeceğim ama siz de... Yok, biz gidiyoruz zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey, ha, su. Pardon. Sürdüler mi Neftihan'ı bir yerine? Efendim Cihangir? Abi, annem. Ne olmuş anneme? Abim var mı?
Alo. Ne? Ünlen nerede? Tamam, hemen geliyorum. Ahmet, ne oldu? Annem kalp krizi geçirmiş. Hadi gidelim. Hadi bir haber vereceksiniz ya. Kazım, sakin ol. Bırak da insanlar çalışsın. Senin annen mi içerideki? Benim de karım. Sahi ya. Siz evlenmiştiniz değil mi? Düğüne neden beni çağırmamıştınız? Annemin durumu nasıl? Hemen müdahale edildi. İyileşecek, haber bekliyoruz. Oh. Bu arkadaş? Macide. Çok geçmiş olsun. Memnun olduk. Siz de haberi alınca koştunuz hemen ha? Bir yerdeydik. Macide sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Güzel. Hafif bir kriz. Durumu iyi. İki damara da stentle müdahale ettik. Korkacak bir şey yok. Bu geceyi burada uyuyarak geçirsin. Yarın bırakırız. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Abime haber ver. Soruyorum şimdi. Bizim de gecemiz mahvoldu. Evet, annen iyi olsun. Daha güzel gecelerimiz olur diyorsun yani. Ben gideyim, tamam? Ben bırakırım seni. Yok, hiç gerek yok. Sen kal burada, ben giderim taksiyle. Olmaz öyle şey. Ahmet, sen kal burada, ben giderim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Doktor çağıracağım. Panik atak geçiriyor olabilirsiniz şu an. Şimdi lütfen nefesinizden başka şeyler düşünün, tamam mı? Mesela kedi yavrusu, deniz kenarı, kuşlar, martılar. Lütfen müsaade eder misiniz? Lütfen. Acaba başka ne seversin? Yağmur. Yağmuru düşün. Simit, çay. Cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı. Ah, ne güzeldir cumartesi sabahları değil mi? Yağmur. Yağmuru düşün. Simit. Kuşlar, çay. Yağmur. Yağmuru düşün. Kedi yavrusu. Cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı. Geçiyor. Hissediyor musun? Ben hissediyorum, geçiyor. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Geçti. İyisin. 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 Abi, Macide, siz tanıştınız mı? Kutuyu unuttum diye arkandan gelmiştim. Bahsedilen kız bu mu? Evet,
Macide, abim Kazım. Çok memnun oldum. Ben bir anneme bakayım. Falan değildir o. Hissetsen böyle duramazsın. Zaten duramıyorum. Görmüyor musun halimi? O da doğru, duramıyorsun. Kız kim peki? Ya Sara, Allah aşkına böyle mi konuşacağız? Açsana kapıyı. Macide, kusura bakma, bu saatte seni eve alamam. Seni henüz o kadar iyi tanımıyorum. Kızım, kimi hissettin? Ya Ahmet yok mu? İşte onun abisi Kazım mı ne? O hastanede panik atak geçiriyordu. Ben de ona yardım ettim. Ya hissettim, ya hissettim. Eyvallah. Eyvah eyvah. Macide, bak sana ne diyeceğim. Yat uyu şimdi, tamam mı? Yarın erken kalkacaksın. Saat 10'da vapur iskelesinde. Hadi Macide, hadi uyu. Acaba başka ne seversin? Yağmur. Yağmur'u düşün. Cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı. Ah, ne güzeldir cumartesi sabahları değil mi? Anne nasıl? İyi. Sen nasılsın? İyi misin? Birinin en sevdiği insan olmamak, nereden baksan doldurulacak boşluk değilmiş. Beni o kadar da sevmeyen insanlar için aile diye ömrümü verdim. Geçiyor Nermin. Hayat yaşamadan öylece geçip gidiyor. Günaydın. Nasıl oldu annen? İyi, gayet iyi. Bugün eve çıkaracaklar. Sen? Güzel. Çok güzel uyandım ben bu sabah. Elini tuttuğum için olabilir mi? Tamam, anladım. Ondan değil. Ahmet ya. Söylemesen böyle şeyler. Peki. Madem ki utangaçsın. Sen neden aradın beni? Ha, günaydın diye mesaj atmıştım. Çiftlik olmayınca merak ettim. Bazen odada internet çekmiyor. Anladım. İstiyorsan şoförü gönderip bir baktırtayım. Ha, yok yok, sağ ol. Gerek yok. Orada kalmaya devam edeceksen rahat et. Yani bu devirde internetsiz dünya mı kaldı? Ahmet, gerek yok. Anladım. Ha, senin antika işini abime soracaktım. Abi senin bir tanıdığın antikacı vardı. Neredeydi o? Kim o? Macide ile konuşuyoruz. Evet, Kapalı Çarşı'da. Tarık. Neden? Macide, duydun mu? Kapalı Çarşı'da Tarık Bey. Sana adresi atarım, gidersin. Yani ya da istersen beraber gideriz. Yok yok, sen bana gönderirsen ben kendim giderim, sağ ol. Neyse, sonra konuşuruz bunları. Abim senin için onu arar zaten. Ne için oğlum? Tamam, arar işte. Hem onun da selamı var. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Sen Büyükada'da mısın bugün? Evet. Tamam, konuşuruz sonra. Çok tatlı değil mi ya? Kim? Macide. Nereden bileyim oğlum? Bir kere gördüm. Ya tamam işte. Birkaç kere daha görünce anlarsın. Sen kaç kere gördün? Ne fark eder? Bazen insanlar ilk görüşte... Ne iş yapıyor bu kız? Psikoloji okumuş ama... Sen de çok iyi tanımıyorsun yani. İnsan ilişkileri falan dedi galiba. Kız konuşurken dinlemiyor musun lan? Bana ne iş yaptığından.
bir şey söyleyeceğim. Ben bayağı aşık oluyorum ya. Ahmet. Kendine hakim olabiliyor musun? Şu antikacıyı ararsın değil mi? Nilim, seni böyle ayaklanmış görmek ne güzel. Hiçbir şey çizemeden mi? Ya sen bugüne kadar ne güzel şeyler çizdin, kasma. Bence yine çizersin. Yalan söylemek sizde genetik miras galiba. Asıl konuyu konuşmadığın için olmuyor. Bu yüzden resim çizemiyorsun. Ya al eline fırçayı, başka bir şey anlat. Olacak şey değil ki. Ne yapıyorsun? Burası orası değil mi? Sen bunu çizmedikçe, içinden söküp atmadıkça iyi olmayacaksın. Yaşadığınız arbede kaynaklı travma söz konusu. Maalesef düşük yapmışsınız. Bir daha çocuğunuz olamayacak. Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Bugünkü imkanlar öyle ama sonrasını bilemem. Senin suçun değil. Bir kazaydı, tamam mı? Ama bunu çizeceksin ve bir gün gelip herkese ne yaşadığını anlatacaksın. Senin içini yakan bu acı aynı zamanda bir dinamit nenim. Bu konağın altına döşenmiş bu imparatorluğun pimini çekecek bir bomba. Anlıyor musun? Senin acın bizim acımız. O geceyi orayı sana söylediğim için ben de kendimi affetmiyorum. Hayır, senin hiçbir suçun yok. Ben istedim bilmeyi. Aldatılma şüphesinde olan her kadın gibi öğrenmek istedim. O geceyi orayı sana söylediğim abim öğrenirse biliyorsun değil mi? Beni öldürür. Bugüne kadar öğrendin mi? Yok, ondan demiyorum. Yani bu aralar psikolojin iyice dağıldı, üstüne gelirse diye. Daha fazla kimse benim üstüme gelemez. Senin sırların bende. Benim sırlarımı sende olduğu gibi. Tamam. Hadi toparla kendini. Önemli olmazsınız. Abim unutarak yaşar. Ama biz unutmayız seni. Biz bunu unutmadık. Abi, nereye gidiyorsun? Bilmem. İnsan her yaptığını düşünerek mi yapar? Anlayacağınız arkadaşlar, evren hareketi alkışlar, düşünceyi değil. Bu yüzden de yapmayı düşündüklerinizi değil, yapmaya başladıklarınızı ödüllendirir. Siz de harekete geçmek için buradasınız. O yüzden önce içimizdeki kötü enerjiyi iyi enerjiye çevirmekle başlayacağız. Telefonla konuşmak isteyenler dışarı çıkabilirler. Enerjiyi değiştirmeye önce nefesimizden başlayacağız. Şimdi sizden çok yavaş, 5 saniye içinde derin bir nefes almanızı istiyorum ama hissederek. Sıkılmayasın diye. Ölmekten değil ama seni bir daha göremeyecek olmaktan çok korktum. Daha çok zamanımız var. Kazım benden seni ZKS ile rızatını almaktan vazgeçirmemi istedi. Demek o kadar mühim. Ne planlıyorsa artık.
Sen ne dedin? Söylerim dedim. Vazgeçme sakın. Orada bizim bildiğimizden de büyük bir şey var. Peki neden oğlunu değil de beni tutuyorsun? Ben o seçimi çok sene önce yaptım. Sana güvenerek, ona değil. Sen benim en sevdiğimsin. Ben çıkıyorum. Gel, bir sarıl bana bakayım, gel. Aa, ne oldu koluna? Bir şey yok. Düştüm, önemli bir şey yok. Nerede, nasıl? Ben çıkıyorum, dikkat edin kendinize. Yasemin, ya... Macide Hanım, şaşırdınız. Evet, yani siz burada, koskocaman İstanbul'da falan. İstanbul büyük ama ada küçük. Evim var benim burada. Yani hani tamam da, hani o zaman benim burada ne işim vardı falan böyle. Siz neden hiç şaşırmadınız? Ahmet bugün burada olacağını söylemişti. Ya evet, o da aramış ama açamadım. Açarsın. Ya da bırak bir daha arasın. İlk günler ne kadar naz, o kadar iyi. Ben de vapura yürüyordum. Birlikte yürüyelim mi? Ben sizi işinizden alıkoymayayım. İşinden alıkonulacak birine benziyor mu? Yok, evet. Doğru. Hadi o zaman. Daha iyi misiniz? Daha iyiyim. İyiyseniz sevinirim. O gün söylediğiniz şeyler aklımda. Güzel şeyler düşün demiştin. İşte öyle birden aklıma geldiler. Bizim Ahmet abayı yakmış sen. Sen sevdin mi? Adayı. Evet, çok sevdim. Adayı. Ben de ilk kez geldim adaya. Bundan sonra daha çok geleceksin. Evet. Yani kurs uzun süreceğe benziyor. Doğru. Ne kursu bu? İnsanlara iyi gelmek. Meslektaş olacağız desene. Tam değil. İlaç satmak aynı şey değil. Sen sana gelenlerden para almayacak mısın? Yaşamak için evet. Ama kotralarda gezip yalılarda oturmak için değil. Biz de öyle başlamadık. İşler büyüdü. Beni bağışlayın ama bence birinin sağlığının başka birinin kâr hırsına emanet edilmesi delilik. İnsanlığın akıl tutulması olarak görüyorum. Sizin o kâr hırsı dediğiniz motivasyon olmasaydı bugünkü gelişmelerin hiçbiri olamazdı. Şimdi hala öksür dinleyin diyen doktorlarla insanın ömrü 50 yıldı. Bazı evler çok güzel. İçindekiler mutlu mu acaba? Bazen ben de böyle düşünürüm biliyor musunuz? Yani böyle evlere bakınca her yanan ışıkta başka bir hikaye var diyorum. Her ışıkta başka bir hikaye var. Vapura buradan mı gidiliyor? Evet, buradan ineceğiz. Sonra bir merdiven var, oradan devam edeceğiz. Dikkat et. Ödeştik. Bak, ben de senin elini tuttum düşerken.
Sağ olun. Geldik. Vallahi siz olmasaydınız ben yolu epey uzatacaktım. Artık öğrendim. Ben olmadan da bulursun kestirmeleri. Evet evet, ben zaten bir geldim yeri bir daha unutmam. İyi o zaman. Tekrar görüşeceğiz. Kendine iyi bak. Çok eminsiniz. His diyelim. Artık iki sırrımız var. O ne demek? Düşün. Bulursun. Nerede kaldı bu kız? Abim nerede kaldı? Adam gelmek üzere. Vaktinden mi çaldık birader? Hoş geldin. Hemen başlıyorum. İki cümle. ZKS ilacı alırsak yaklaşımın ne olacak? Ahmetciğim senin ne olacak? Hanginizinki bana yakınsa onunla devam edeceğim. Önce sen. Pekala. Şirketin 5 yıllık kar beklentisi bu. Biz üretime geçer geçmez ilacı piyasaya süreceğiz. İyi bir tanıtım kampanyasıyla mucizevi ilacın bir hastalığı nasıl tarihe gömdüğünü altını çizmiş olacağız. Arada da millet muadillerini üretecek ve 5 sene sonunda kaldık sıfıra sıfır. Yani Cihangir, sen ne diyorsun? Bence ilacı piyasaya çıkarmak için 2 sene bekleyelim. Diğer teknolojiye yaptığımız yatırımlar geri dönsün, ondan sonra çıkaralım. Ve 5 sene sonunda yara saracağımıza para kazanalım, değil mi? 5 sene boyunca da hasta insanlar acı çekmeye ve hatta ölmeye devam etsin, öyle mi? Çok hassassın abi. Ama vicdanla alınacak kararlar değil bunlar. Ahmet'le devam edeceğim. Nasıl ya, göz göre göre mi? Bu konuya böyle bakamayız. Birinin sağlığının diğerinin kâr hırsına emanet edilmesi. Bunun bir sınırı olması lazım. Bunu tekrar düşüneceğiz, konuşacağız. Pazar günü bizde kahvaltı. Macide'yi de getir. ZKS Mert Bey geliyor. Gelsin. Ha Zafer, Serra'ya da haber var. Pazar bizde kahvaltı. Hoş geldin Mert Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bundan sonra bütün işleri Ahmet'le ilerleteceksiniz. Bu işte tek yetkili odur. Tamam. Tunç Bey yeni bir teklif yapacağından bahsetti bugün. Artık Ahmet'in derdi. O evin çocuğu sayılır. Sen annemle konuşup halledersin. Bozuldun değil mi? Ahmet İnan'ın hanımı. Yok. Bir daha benim sırlarımla ilgili sakın benimle konuşma. 2, eğer bir şey konusunda bu kadar eminsen asla pes etme. Ne demeye çalışıyorsun abi? Bence haksız. Ama ben haklı olduğuma senin kadar inansam, bu şirketin Ahmet'in planladığı gibi üretime geçmesini engellemek için elimden ne geliyorsa yapardım. Bizi birbirimize kırdırarak mı pekiştireceksin iktidarını? Sen beni değil, kendini düşün. Bir bakmışsın Ferhan Barın'ın müdür olmuşsun. Hayat öyle. Pazar kahvaltı unutma. Müthiş bir parça. Siz Kazım Bey'in yakınısınız. Bizim verebileceğimiz fiyat 100.000 lira civarında. Az mı geldi? Daha fazla fiyata satabilirsem bir iyileştirme de yapabilirim. Kazım Bey bana güvenir. Biz onu asla yanlış yapmayız. Yok yok yok. Bence gayet iyi. Peki ben ödemeyi ne zaman alabilirim? Bir de şöyle bir durum var. Kazım Bey dedi ki önümüzdeki hafta sonu büyük bir müzayede var.
Değerliyse parçayı oraya koy. Sizin için son dakika kataloğa ilave edebilirim. Öyle olunca getirisi daha mı iyi oluyor? Elbette. İstanbul'un bütün sanatseverleri orada olacak. Kazım Bey öyle dediğine göre bildiği vardır. Ama ben yine de kendi bildiğim gibi yapayım. Sağ olun. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Antikacıdaydım, şimdi çıktım. Hallettim sayende. Yani sayenizde. Oo, süper. Pazar günü abimin evinde kahvaltı var. Seni de davet ediyor. Ya yok şimdi. Ne alakası var ben? Merak etme, ailem sıcakkanlı insanlardır. Ayrıca abim itiraz kabul etmez. Tekerlek falan derler ama insanlığın en büyük icadı aynadır. Ayna seni kendine, kendi gözlerinden kendi içine götürür. Ona iyi bak kızım. Aynaya bakmaktan hiç vazgeçme ki sana hep seni hatırlatsın. Zamanın geçtiğinde aslında saatle değil aynayla anlarsın, biliyor musun? Ya? Çünkü akıp giden şey zaman değil, ömürdür. Aynaya bak ve ona hesap ver. Sen sana layık mısın? Buyurun efendim. Teşekkür ederim ama bana lütfen Macide deyin. Buyurun. Maşallah anneciğim. Çok iyi görünüyorsun. Vallahi ödümüzü kopardın anne. Geçmiş olsun canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Macide, gel seni tekrar ailemle tanıştırayım. Abim, annem, Tunç, kardeşim Cihangir, Serra. Zafer Bey. Zafer Bey, kardeşim Yasemin. Memnun oldum. Biz de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Macide, hoş geldiniz. Ankaralıymışsınız siz, öyle mi? Evet. Sen orada nasıl yaşıyorsun Macide ya? Beni bağlasan durma. Keşke seni bağlasalar zaten Cihangir. Ankara'da bayılıyordu sana. Ben severim Ankara'yı. Böyle değişik kafalar var orada. Macide biliyor musun? Bunlar eskiden nişanlıydı. Yarattın bari takip et ya. Cihangir, sen niye böyle acayip bir adamsın? Ha? Ne oldu ya? Sene olmuş 2022. Azıcık medeni ol, medeni. Çay verin Macide Hanım'a. Anneniz babanız ne iş yapar? Sağ ya anneciğim. Ben sana hiç sormadım. Seninkiler ne iş yapıyordu? Aslında kocasının ne iş yaptığı insanın hayatında daha çok şey belirliyor. Öyle değil mi?
Macide'nin ailesi, anne tarafı. Saray soyundan gelme. Hatta bir kutu var, kuşlu bu. Var. Ben arada takılıyorum Macide, Saraylı diye. Yani ortak şakalarınız falan var. İçim şişti. Bir portakal suyu alabilir miyim? Macide, siz bakmayın onlara. Birbirlerini yerler ama birbirleri olmadan da edemezler. Senin kardeşin var mı? Yok, benim de yok. Bak, böylece bir ortak noktamız olmuş oldu. Bence biz seninle çok iyi anlaşacağız. Ya şu kızdan başka bir mevzumuz yok mu? Bırakalım da yemeğini yesin. Yok, ben bir şey zaten alıyorum. Peki. Tunç Bey, Ahmet'in şirketteki yeni pozisyonunu duydun mu? Evet. Hayırlı olsun Ahmet. Teşekkür ederim. Fakat şu sıralar gözüm Macide'den başka bir şey görmediği için... hiç çalışmak istemiyorum. Sadece onunla olmak istiyorum. Ahmetciğim yapma. Görmüyor musun Macide böyle gösterilerden hoşlanmıyor? Doğru. Kazım ışık ve kadın ruhu. Asla çekmez. Ne yapayım? Ben böyleyim. İçim dışım bir. Saklayamıyorum. Ya Serra, siz beraberken bu böyle miydi ya? Cihangir, sen biraz susar mısın artık ya? Bak birazcık. Tamam. Yok, ben almayacağım. Teşekkür ederim. Kahve ister misin? Olur. Kahve verin kirpi hanıma. Kirpi mi? Ah, bu kadar olur. Ben de şimdi Nermin nerede kaldı diyecektim. Macide. Nermin. Eliniz çok sıcak. Memnun oldum. Ben Cihangir ne kadar güzel olduğundan bahsetmişti ama hiç bu kadarını beklemiyordum. Değil mi Kazım? Güzellik geçici Nilciğim. Daha değerli şeylere önem vermek lazım. Abimin eşi Nermin Hanım. Nine mi? Onun nesi var? Bir şey yok. Ne gibi? Çok tuhaf. Akşam sinemaya gidelim mi? Olmaz. Çünkü benim yarın sabahtan erkenden uyanmam lazım kurs için. Stalker. Sana ne? Saçma sapan konuşma. Sen hastasın. Ve ben yıllardır senin hasta olmadığını kendime inandırmaya çalışıp duruyorum. Asıl hastalık ne biliyor musun? Bu durum. Ya benim hala Ahmet'le bir alakam olduğunu ve sevgilisini bu yüzden stokladığımı düşünüyorsan... hemen git Zafer. Ya da sus. Eğer gitmeyi gözün yemiyorsa... sus otur. Otelden arıyorlar. Hı? Efendim? İnternet kablosu mu? Evet, evet, evet. Benim öyle bir sıkıntım vardı ama... Hı? Otele gitmişler internet kablosu için Mine. Bizim teknik servisten çocuklardır. Yapsınlar 2 dakikada. Evet, evet. Tamam. Benim haberim var. Siz müsaade edebilirsiniz. Teşekkürler. Ahmet bak, ben gerçekten hiç hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Haberin olsun. Bak, senin için bir şeyler yapmak istiyorum. Bunlar benim için 1 dakikalık iş. Mesaj attım, sonra unuttum. Macide. Tamam, özür dilerim. Bir daha olmaz, olur mu? Lütfen. Bitti mi? Evet. Benden para istemeyeceksin değil mi? Yok, Ahmet Bey karşılıyor. İyi oldu ya. Her gelen şikayet ediyordu. Kolay gelsin.
Pardon. Kızı orada tek başına bıraktın, sen burada telefonla oynuyorsun. Fazla bunu atmak istemedim abi. Ha. Macide Hanım, denizden korkar mısınız? Hayır, neden? Müsaade var mı? Bir tur atalım beraber. Ya ben de geleyim. Yo, özel konuşacaklarımız var. Senin hakkında konuşacağız. Benim pek halim yok. Başka zaman olsa? 5 dakika, adaya gidip geleceğiz. Daha önce büyük adaya gittiniz mi? Evet, gittim. Burgaz'a gittiniz mi? Buyurun Kirpan. Ama ben gerçekten istemedim. Sağ olun. Büyük biriyle tanışacaksın. Çok büyük. Işık. Işık var. Işığa gideceksin pervane gibi. Ne yaparsan yap kurtulamayacaksın. O adam senin kaderin olacak. Geliyorum. İki sırrımız var demiştim. Birisi benim panik atağım. İkincisi Büyükada'da karşılaşmamız. Ahmet'e söylemeyeceğini düşünmüştüm. Buyurun. Macide. Sana bunu söylemesi zor. Ama gitmen gerekecek. Nasıl yani? Nereye gitmem gerekecek? Hayatına. Hayatına geri dön. Bu aileden, Ahmet'ten uzak dur. Tekne senin için geliyor. Seni karada istediğin yere götürecek. Eve birlikte gitmeyeceğiz.
Thank you.